Rus Çarlığı ile aramızdaki iyi münasebeti bozmak istemeyiz, Sefir Efendi. İngilizlerin bir hafiyesine dahi sahip çıkamaması da bundan sonraki anlaşmalarımızı etkileyecektir. Ama bu banka kurulma anlaşmasını paşalarınız da istemişti. Paşalarımızın arzusu değil, devletimizin menfaati âlidir. İngiliz ve Rus sefirleri, ikiniz de buradasınız. Ve kendi aranızdaki bir meseleyi bizleri karıştırmayınız. Mesele artık kapanmıştır. Anlaşmayı imzalayamamak kötü oldu. Yapacak bir şey yok. Wember Efendi işi bozmuş. Neden böyle bir şey yapar? Ne çıkarı var? Kim bilir? Belki de hünkârımız istemiyordur Kırım Bankası'nın kurulmasını. Sir, bu iki devletin de menfaatlerini zedeleyecek bir hamle oldu. Buyurun, İngiliz sefaretine gidelim ve bu meseleyi aramızda konuşalım. Hay hay. Gel. Wember Efendi büyük bir hamle yaptı Hola Paşa. Bizi büyük bir badireden kurtardı. Hem kendi adını akladı, hem de bizi bir mecburiyetten kurtardı. Şimdi İngilizlerle Rusların arası bu meseleden dolayı açılacak. Biz İngilizlerle Rusların bu hadiseden ötürü aralarının açılacağını umuyorduk. Lakin İngiliz sefiri, Rus sefiri sefarete davet etti. Anlaşacaklar mı dersin? İngiliz sefirin özür diler gibi bir tavrı vardı. Duamız odur ki zalim zalime düşman olsun paşa. Görelim bakalım ne konuşacaklar. Tahsin Paşa ne yaptı acaba? Size bırakır mıyım paytahtı? Ya Allah! Ya Allah! Dayı! 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 Merminiz kalmadı.
Herkes kısmetini yesin beyler. Benim kısmetime kadın düştü. Beyim, ben kadını el kaldırmam. Emin misin? Ya Allah. Bismillah. Kasım Paşa. Hepimiz bütün mermileri yaktık. Senin silahın da boş. Ya adamlarımı bırakın ya da silah boş mu dolu mu tecrübe etmek zorunda kalacağız. Paşam, silahtan barut kokusu alıyor musunuz? Evet. Teslim ol Garo. Dolu silahtan barut kokusu gelmez. Bırak paşayı. O zaman tecrübe edelim. Beyim, o kadar mermi yaktık. Barut kokusunu ben de alıyorum. Ama ya silah doluysa? Boş, Osman boş. Silah boş, herifleri niye bıraktınız? Çünkü Tahsin Paşa'nın canı her şeyden evladır. Tatar, Dorian'ı bırak. Gidin. Gidin. Şimdi kim haklı göreceğiz. İyi misiniz paşam? Evet, iyiyim. Sizi saraya kadar bırakalım paşam. Yok, siz de işinize bakın. Ben kendim giderim. Hünkârım, Tam Wembrey'nin hamlesi iki devleti birbirine düşürdü derken... İngiliz sefirin aymazlığı. Paşa, tecrübemle biliyorum ki... ecnebiler... maharetle sakladıkları menfaatleri olmasa bize karşı asla dost ve samimi değildirler. Gösterdikleri alaka ise aralarındaki rekabetten dolayıdır. İnşallah Reval meselesinde de ortak menfaatleri olmaz ve bu iki devleti birbirine düşürerek çıkarız bu işten. Hünkârım, İngiliz'i Rus seferi odadalar. Her şeyden önce sizden özür diliyorum. Buyurun. İki ülkenin dostluğunu aldığım şahsi bir kararla zedelemek istemezdim. Pek tabii. İki devlet de kritik bir dönemden geçiyor. Reval mülakatları öncesi ilişkilerimizi eskisinden daha sağlam bir konumda tutmalıyız. Sizi temin ederim, banka meselesi ufak bir kaza olarak kalacak. Ben de Çarlık Rusyası'nın menfaatlerini korumakla mükellefim. Ama
iyi niyetinizden şüphem yok. Yaptığınız hamleden pişman olmanız... Anlaşmak için kâfi bir neden. Maalesef beklediğimiz olmadı paşa. Kafir her vakit birbirine dost. Her daim zulüm hususunda anlaşmaya hazır. Hünkârım, ben bu banka meselesinin iki devleti birbirine düşüreceğini sanmıştım. Bu o kadar basit değil paşa. Lakin tek çıkar yolumuz da kafiri kafire kırdırmak. Topladığınız paralar Osmanlı Bankası'ndan çalınmıştır. Devletin malıdır. Osmanlı Devleti'nin haram yiyecek tebaası yoktur. Doğru söylüyor. Yeger, aç sepeti. Topla paraları. Koyun, koyun. Ne oldu? Yerini kollarını sağlayarak gitmelerine izin verdik dayı. Yani verdi. Bu bala verdi. Dayı, Tahsin Paşa'ya inanmışlardı. Mecbur kaldım. Olur Söğütlü. Her şey olur. Ben de paraların peşini bırakmak zorunda kaldım. Payitahtı zehirli bir sarmaşık gibi saracağız. Aile hayatlarını yıkacağız. Gençleri ahlak yolundan saptıracağız. Edebiyatı müstehcen ve şehevi bir hale sokacağız. Hürmetle anılan bazı kişiler hakkında rezilane vakalar uyduracağız. Hudutsuz bir lüks, baş döndürücü modalar icat edip halkı çılgınca sarfiyata teşvik edeceğiz. Mal sahipleriyle işçilerin arasını bozacağız. Grevler, sabotajlar tertip edeceğiz. Hayat pahalılığını körükleyeceğiz. Payitahtı elem, ıstırap,
ve yoksulluğa boğacağız. Gel. Hünkârım. Hayırdır evladım? Rus sefaretinde bir şey mi işittiniz? Hünkârım, Emir Efendi seferin odasında. Biri kahve getirdi şimdi. Emir Efendi odada yalnız mı? Kahveyi getiren çıktı. Başkaca ses yok. Yalnız olmalı. Buradan tek bir sefer telefon çalacak şekilde, ana santrale bağlanmadan Rus sefaretini arayabiliyor muyuz evladım? Ararız hünkârım. Buyurun hünkârım. Allah Allah. Ben bir efendi. Hünkârım. Şimdi beni iyi dinleyiniz. Yaptıklarınızla hem kendi adınızı temizlediniz, hem de bizi büyük bir sıkıntıdan kurtardınız. Şimdi sizden istediğim Rus sefaretine sığınma talebinde bulunmanız ve orada kalmanız. Nerede tutuluyorsunuz? Rus sefirinin odasının yanında bir oda ayarlıyorlar hünkârım. O halde bizden haber bekleyiniz. Sizinle konuşmak istediğimiz vakti anlayacaksınız. Sizinle yine buradan konuşacağız. Biz tertibimizi yapana kadar sığınma talep edeceksiniz. Emredersiniz. Artık Rus sefaretinde bir Truva atımız var. Gel. İnşallah yetişebildiniz Tahsin Paşa. Hünkârım. Hünkârım geç kaldık. Hünkârım, Halil Halit Bey sizinle görüşmeyi arzu eder. Hünkârım, bir de Zühtü Paşa Reval'le alakalı olarak malumat edinmiş. O da görüşmeyi arzu eder. Evvela Zühtü Paşa'yı görelim. Kızıl Sultan sizi sarayında ağırlıyor ama bilmiyor ki hikayesinin trajik sonunu siz getireceksiniz. Abdülhamit'in hikayesi lüzumundan fazla uzadı Nesin Bey. Hanedan ağacını kökünden koparmadan önce dallarını bir bir kıracağız. Duyduğuma göre yaprakları dökülmeye başlamış bile. Handan ve Misi Melek Sultanlar sarayı terk etmişler. Öyle mi? Abdülhamit'i can evinden vuracak şey gelinlerinin değil, evlatlarının yuvayı terk etmesi. O yüzden önce Naime, Abdülkadir ve Mehmet Selim'i babalarına düşman edeceğiz. Peki ya Bidar Sultan? O da ailesini bir arada tutmak için çırpınıp duracak zavallı. Moda dergilerini çoğalttınız mı? Evet efendim. Dediğiniz gibi tüm payitaht halkına bedava dağıtıldı. Ben de saraydakilere verdim. Bu moda denilen şey toplumlar için gerçekten büyük bir zehir. Ve biz bu zehri payitahtın damarlarına enjekte etmeye başladık dostlarım.
sahte bir cennet sunacağız onlara. Büyük bir özenti yaratacağız. İnsanlar güzelleşmek için avucunda kalan son parayı moda uğruna harcayacak. Kumaşla değil, kibirle kuşanacaklar. Kıyafetleriyle ezecekler birbirlerini. Birkaç süslü moda dergisinin nasıl alev alıp da koskoca payitahtı yangın yerine çevirdiğini kimse inanamayacak. Ay hala, şu elbisenin desenine bak, çok güzel değil mi? Hakikaten çok güzelmiş Naime. Mücevherleri de pek şıkmış. Elmas galiba. Ben giysem nasıl olur acaba? Yakışır mı, ne dersiniz? Neden yakışmasın kızım? Gel bakayım. Dünyalar güzelisin sen. Ne giysen yakışır sana. Naimeciğim, bir kadının esas mücevheri iyi kalpliliği, feraseti, güzel ahlakıdır. Bunlar olmadıktan sonra bir insan ne giymiş, ne takmış, ne ehemmiyeti vardır ki? Zaman değişti. Şimdi insanlar giyim kuşamlarına göre kıymet veriyorlar birbirlerine. Çok rica ederim. Seniha Sultan, bir insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır. Ne alakası var canım şimdi bununla? Bakma kızım sen annene. Gençsin, güzelsin. Elbette giyinip kuşanacaksın. Annem için söylemesi kolay tabii. O her daim beğenildi, sevildi. Babamın gözdesi oldu. Benimse zevcim güzelliği ahlaka tercih etti. Ve bedbaht oldu. Hem kendisi hem de Hatice. Yaşananlar zaten malumumuz. Benim de tam olarak söylemek istediğim buydu Naime. Bu tip mecmualar insanların zihinlerini boşuna yoruyor. Ve insanları israfa teşvik ediyor. Esas güzel olanı unutturuyor bize. Gönül güzelliği, ahlak güzelliği gibi. Neyse ki herkes senin gibi düşünmüyor anneciğim. Çok yakında payitahtta büyük bir moda evi açılacak. Ya. Fransa'dan kumaşlar getirtilip bu elbiselerden diktetilecek. Kim açıyormuş bu moda evini? Çok yakından tanıdığımız birisi. Şiven Hanım. Aa, bak sen. Görüyor musunuz bakın? Doğrusu çok takdir ediyorum Şiven Hanım'ı. Akıllı, görgülü, vizyon sahibi bir hanımefendiymiş. Seniha Sultan, kendi fabrikalarımızda üretmek varken Fransa'dan kumaş getirip satmak mı takdir edilecek davranış? Evladım, senin baban fabrikalarımızı açmak için bu kadar çaba harcarken sen bunlara mı özeniyorsun? Kendi malını üretemeyen, gençleri başka ülkelerin markalarına hayran olan bir devlet er ya da geç bağımsızlığını kaybetmeye mahkumdur. Hiç böyle güzel elbiseler görmemiştim. Kim bilir ne kadar pahalıdırlar. Varsın, pahalı olsun. Paramı biriktirip gider alırım vallahi. Sizin vazifeniz mecmua bakmak mı? Zeynep hemşire getirdi. Biz de merak edip baktık sadece. Kızlara iletmem için Şivene Hanım gönderdi. Mecmua bakmak ayıp mı yoksa? Mecmua bakmak değil. Lakin vazifeyi ihmal etmek ayıp. Şivene Hanım'ın da böyle düşüneceğine eminim. Dinleniyorlardı sadece. Hepsi bu. Siz sarayda yeni olduğunuz için bizim kaidelerimizi bilmemeniz pek tabii. Kızlarımızın hepsi tahsillidirler. Vazifelerini gayet iyi bilirler. Öyle değil mi? Evet öyle. Hünkârımız ve paşalar devletimiz için, bizim için bu geç saatlere kadar çalışırken bizim de boş durmamamız gerektiğini gayet iyi bilirler. Derhal temizleyin buraları. Tamam Sülfet Kalfa, temizleriz. Yevmiyelerinizi de böyle şeyler için çarçur etmeyin. Zaruri ihtiyaçlarınız için biriktirin.
iradeniz nedir paşa? Hünkârım, emriniz üzere Reval ile ilgili meseleleri takip ediyorduk. Bir hareketlenme mi var? Var hünkârım. Bir haber aldık. Hem İngiliz hem de Rus bürokratlar Reval'e varmak üzere yola çıkmışlar. Anlaşılan vakit daralıyor. Eğer imparatorlardan evvel bürokratlar buluşuyorsa aradaki pürüzleri gidermek içindir. Tahsin Paşa'm saat kaç? Alaturka saate göre 7 hünkâr. Yani gece yarısını 2 saat geçmiş. Bütün heyeti mahsusadaki paşaları çağırınız. Şimdi mi hünkâr? Su uyur, düşman uyur. Derdi devlet olan uyumaz paşa. Evet. Niçin böyle gerginsin? Anlatayım. Wenberry Rus sefaretine gitmiş. Foreign ofisten olduğuna dair bir vesika göstermiş. Abdülhamit banka meselesini bitirdi. Yaptığımız onca şey boşa gitti. Wenberry sana yardım etmiyor mu? Ediyor. Edecek. Etmek zorunda. Hünkârım. Halil Halit Bey. Geç kaldığımızın havadisini Tahsin Paşa'dan aldık. Maalesef hünkârım. Gözümüzün önünde gerçekleştirdiler soygunu. Paranın ancak bir çanta kadarını kurtardık. Banka şu an hafta tatili münasebetiyle kapalı. Lakin açıldığında Osmanlı Bankası'nın parasını yerine koyamazsak büyük bir kriz bizi bekliyor. O paraları bulunuz. Meselenin ehemmiyetinin farkındayım hünkârım. Paraları bulacağız. Lakin başka bir mesele var. Nedir? Parayı çalanlarla hapishaneden adamları kaçıranlar aynı kişiler. Yani her ne oluyorsa hepsi tek bir merkezden yönetiliyor gibi hünkârım. Sizi Hüdhüd Teşkilatı'na boşa davet etmedik efendi. Tahsin Paşa'mızın bile yeni haberi oldu bu teşkilattan. Karşımızda her zamankinden daha teşkilatlı bir güç var. Rothschild gelip de bize Konya'ya çekilin teklifini boşa yapmadı. Onlar hesaplarını tüm beçeleriyle yapmışlardır. Lakin bilmezler ki Türk her daim teşkilatlıdır. Kafirde küfür, bizde iman tükenmez. Tahsin Paşa. Mücadelemizin ne kadar çetin olduğunu anlamak isterseniz bu kağıtta yazılanları okumanız kâfi. Amacımıza ulaşmak için 3 tane dünya savaşı çıkarmalıyız. Birinci savaş sonrasında komünizmi inşa etmeliyiz ki dini düzenler zayıflasın. Gece gece Murat ne oldu ki bizi çağırdılar? Bilmiyorum paşam. Hola paşa, siz de bilmez misiniz gece vakti neden çağrıldık? Paşam, diyelim ki bilirim. Siz benim ne zaman fazla lakırdı ettiğimi, işittiklerimi başka yerde konuştuğumu gördüğünüzde şimdi size söyleyeceğimi sanırsınız. Tamam paşam, tamam. Hepimiz uykudan yeni uyandık. Bak gözlerimiz yumuk yumuk. Böyle ters yapmayınız rica ederim. Hadi buyurun gidelim, buyurun. Efendimiz, önemli bir mesele olmasa rahatsız etmek istemezdim. Ne oldu Uğur abi? Abdülhamid
bütün paşaları saraya davet etti. Bu saatte? Evet sultanımız. Neden çağırmış? Bir malumatın var mı? Yok efendimiz. Ne düşünüyorsun? Abdülhamit'in yapacağı hamleyi. Bunu öğrenmek zorundayız Fuat. Ve Reval görüşmelerinin yapılabilmesi için bu hamleye mani olmalıyız. Yoksa başımız büyük belaya girer. Öyle değil mi? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Sizleri de sıcak yataklarınızdan kaldırdık paşalar. Hünkârım, siz her gece böyle çalışıyorsunuz. Biz de bir gece olsun size ayak uydurduğumuz için mesutuz. Ben mesut değilim paşalar. Hünkârım, elin bir havadisiniz mi var? Var paşa, var. Heyeti mahsusayı da bu saatte bu sebeple topladım. Yaklaşıyorlar paşalar. 200 yıldır ellerine zulüm tezgahlarında dövülmüş çelikten baltalarını almışlar. Habire vuruyorlardı. İnsanlığın tek umudu, mazlumun tek dayanağı olan bu devlet çınarını yıkmak için vuruyorlardı. Lakin hepsinin birden vurmasına müsaade etmedik. Şimdi paşalar hepsi birden vuruyorlar. Hünkârım vursunlar. Biz bu topraklardayız. Dün de bu topraklardaydık, bugün de. Bize bir şey olmaz. Bırakın vursunlar. Demek öyle. Siz de mi öyle düşünüyorsunuz? Bir şey olmaz hünkârım. Kendimize güveneceğiz. Lakin ahmakça bir itimat olmayacak bu paşalar. Bir şey olmaz dersiniz ya. Size Mason Teşkilatı'nın kurallarını yeniden belirleyen bir adamın mektubunu okuyalım. Bu mektup yıllar evvel yazıldı paşalar. Okuyunuz Tahsin Paşa. Amacımıza ulaşmak için öncelikle bir dünya savaşı çıkartmalıyız. Bu sebeple Rusya'da Çar'ı zayıflatıp ateizmi ve komünizmi hakim kılmalıyız. Ajanlarımız vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız. Ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki tüm hükümetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından ikinci bir dünya savaşını çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için faşistler ve siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir harp oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan faşistleri savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de bir siyonist devlet kurulacak. Üçüncü dünya savaşını çıkarmamız için İslam aleminin liderleri ve siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkartmalıyız. Ve bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Üçüncü savaş İslam alemi ve siyonistler arasında olacak. Ve bu savaş, Müslüman dünyası ve İsrail devletinin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Ve bu
hengame içinde diğer milletleri bu konuda fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Nihilistlerin ve ateistlerin önlerini açmalıyız. Üçüncü Dünya Savaşı sonrası dinler ortadan kalkacak ve ateizm kazanacak. Ve müthiş bir sosyal çöküş provoka etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın. Tövbe estağfurullah. Burada 100 yıllık bir kehanetten bahsediliyor paşalar. Bizim mücadelemiz buna mani olmaktır. Revalde sular kaynıyor. İki devletin bürokratları bir araya geliyorlar. Yakında Rus çarı ve İngiliz kralı da bir araya gelecek. Masaya Osmanlı'yı paylaşmak için oturacaklar. Paşalar, toprak tavda mıdır? Toprağın ekim vakti geldiğinde çiftçi kimseye sormaz, danışmaz paşalar. Tohumu bulur ve eker. Bir tek tohum olsun yeter. O tohum nerede olursa olsun fark etmez. O tohumu bulur. Tek kişi dahi olsa o tohumu bulur ve eker. Yeter ki toprak tavda olsun. Toprak verimli olsun. Anadolu toprağı verimli midir paşalar? Hünkârım, ne demek istediğinizi anlıyorum. Türk'ün toprağı her daim harbe, dirilişe, uyanışa müsait bir tohum saklayacaktır inşallah. 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 Bizim vazifemiz topraklarımızı tavda tutmaktır paşalar. Bu iki devlet bugün anlaşırlarsa ve hep birlikte Anadolu'ya hücum ederlerse bir mücadele için, uyanış için hazır olmak farzdır. Bunun için de paşalar kendinizi düşünmeyeceksiniz. Sizin derdiniz yok, haşa. Halkın derdi var. Devletin derdi var. Halkın derdini dert edeceksiniz. Devletin derdiyle dertleneceksiniz. Şimdi Reval meselesini çözene kadar kimse yatağına rahat giremeyecek. Emredersiniz hünkârım. Reval'deki toplantıya bugün mani olsak yarın yine deneyecekler. Yarın mani olsak öbür gün yine deneyecekler paşalar. Biz de kendi toprağımıza bakacağız. Tava getireceğiz toprağımızı ki bir tohum ekildiği vakit yeniden filizlensin. İnşallah. Yarın Rus sefaretinde ne kadar mühim çalışan varsa hepsini çağıralım Tahsin Paşa. Niçin hünkâr? Siz çok mühim olduğunu söyleyiniz. Paşalar, sizler de Ruslarla mazide bugün de ne kadar mesele varsa ortaya dökünüz. Bütün gece çalışınız. Sizlerden Ruslarla bütün gün müzakere etmenizi istiyorum. Handan, eğer gitmezseniz kendini öldürecekmiş. Gözlerini. Yalvarırım aç gözlerini annen. Aç gözlerini. Yalvarırım aç gözlerini. Merak ettim seni. Neredeydin bu vakte kadar abi? Belki kafamı dağıtmak istemişsindir diye babama bir şey söylemedim. Lakin ben de endişelendim senin için. İyi yapmışsın. Abi bu halin ne? Gergin duruyorsun. Bir mesele mi var? Annen beni görmek istemiş.
Lakin ben gitmedim. En güzelini yapmışsın abi. Görürseniz de vaziyet değişmeyecekti. Daha beter üzülecektiniz. Hiç gerek yok. Ben de üzgünüm. Farkında olmadan Misli Melek'e öyle alışmışım ki. Şimdi etrafımda bir sürü insan var. Lakin kendimi yapayalnız hissediyorum. Ölümden ötesi yok. Yeter ki siz iyi olun. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun. Amin. Hadi, sen dinlen. Gece gece kendi dertlerimle yormayayım seni. Estağfurullah. Annem hep ne der bilirsin. Gün doğmadan neler doğar. Eline sağlık Halime teyze. Uzun zamandır bu kadar güzel derhane içmemiştim. Afiyet olsun yavrum. Canınız çektikçe gelin. Yaparım ben. Ne sebeple buna darhane çorbası demişler bilir misiniz? Vaktin birinde bir hükümdar seferdeyken bir köy evine misafir olmuş. Evin sahibesi kadın da ne ikram edeceğini şaşırmış. Evdeki erzaklardan çarçabuk böyle bir çorba kaynatıvermiş. Hünkâr da içince bayılmış çorbaya. Nedir bunun adı demiş. Evin sahibesi kadın darhane çorbasıdır demiş. Darda olan evin çorbası yani. Yemeğin tadını içine katılan erzak değil, muhabbet verir. Senin de kulağına küpe olsun. Ne vakit düğün? Düğün yok Halime teyze. Nereden çıkardın şimdi? Düğünsüz olur mu hiç? Kenara koydum. Bir kefen param var. Yetmiyorsa alın onu da. Yok Halime teyze, biz evlenmeyeceğiz. Öyle bir niyetimiz yok yani. Neden evlenmiyorsunuz? Ne güzel birbirinize yakışmışsınız. Halime teyze, misafir getirdiğime pişman etme beni. Ama ben ilk defa elini öptürmeye bir kız getirdin diye heveslenmiştim. Dünya gözüyle göremem mürüvvetini. Mezarıma getirirsin gayrı. Kusuruna bakma. Yaşlanınca böyle oldu tabii. Demek ilk defa birini getirdin buraya. Daha önce hiç kimse darhane çorbasını özledim demedi. Çalındı develer. Bu bala beni dinleseydi şimdi paraları kasaya koyuyor olacaktık. Bütün develik Osman'da mı Tatar? Yok beyim. Bizde de develik var. Osmanlı Bankası'nın kasası boş. Mesai başlayıp banka açılmadan o parayı yerine koymamız şart. Tatar yerlerini bulur, biz de gidip basarız mekanlarını dayı. O kadar parayla şehirde dururlar mı balam bu hamburlar? Dağda bayırda aramak gerek. Bunun için de Tatar değil, av köpeği lazım. Telaşlanmayın develer. Ben Garo'yu bulacağım.
paraları pay edelim, herkes yoluna baksın. Hiçbir yere gitmiyoruz, paraları da pay etmiyoruz. O ne demek ölüsü kınalı? Bunca kahri boşuna mı çektim ben? Hadi, üleşelim şu paraları. Hay ağzın bal desin hanı. Beyler. Ve hanımlar. Eğer beni dinlemezseniz iki güne kalmaz paralarınızı geri kaptırırsınız. Payitahtta bu kadar parayla gezebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Ne yapacağız o zaman? Boşuna mı çaldık? Paraları Londra'ya kaçıracağız. Adınıza açılan hesaplara hak ettiğiniz kadarı yatacak. İşi bize verenlerin de bir hakkı var. Hesabınızı ona göre yapın. Peki biz nasıl alacağız Londra'dan bu paraları? Hı? Bu nasıl iş? Hanım, merak etme. Senin Londra'ya gitmene gerek yok. Nişanyanla nikahı kıyarsın, o senin hakkını da alır gelir. Bana bak ölüsü kınalı. Sanma ki ıskaladım. O diline sahip çık. Eğer bir süre daha birbirimizi öldürmeden durabilirsek, herkes parasını alacak. Paşalar, Prut Harbi'ni masaya yatıralım. İsteseydik Rusları tarihe gömeceğimizi. Harbi kesin olarak kazandıktan sonra masada Rusların yalvarmasıyla acıdığımızdan bahis açalım. Olmaz öyle şey Zühtü Paşa. Dedik ki sizi Prut Harbi'nde yok edecektik. Sonra mevzusu uzun değil. Plevne müdafiği, merhum Gazi Osman Paşa'yı onlar teslim almışlar ya. Sonra da Harkov'a götürmüşler. İşte orada kötü muamele yaptılar diyelim. İyi de paşam tam tersi. Osman Paşa Plevne'de öyle bir savaşmış ki Rusları dahi tesiri altına almış. Hepsi son hadde saygı gösterirlermiş kendisine. Hala anlamadınız mevzuyu. Hünkârımızın istediği şey Rus sefaretini oyalamak. Belli ki bir tertibi var. Değil mi? Bütün çalışanları çağırdığına göre belli ki bir nevi onları gün boyu burada hapsetmek istiyor. Şimdi biz de öyle bir mesele bulmalıyız ki adamlar buradan çekip gidemez. İyi de nedir o mesele? Paşalar, Ruslar Moskova, Nijni, Kırım, Ukrayna'yı birbirine bağlayan 25 bin kilometrelik demiryolu ağı inşa ettiler. Ben eski demiryolcu sayılırım. Şimdi Sibirya ve Trans-Sibirya'da demiryolu ağını genişletiyorlar. Fakat paşalar, bütün bu işleri Fransızlardan aldıkları borçlarla yaptılar. Bunların bizimle alakası yok ki. Zaten meselenin bizimle alakası mühim değil. Hünkârımızın işini kolaylaştıracaksak Ruslarla tartışma açmayacağız. 25 bin kilometrelik demiryolu diyorum. Yani mevzu epey uzun. Mahmut Paşa, orasını anladık da biz neyi tartışacağız? Ruslardan Bağdat demiryolunu yapmalarını isteyeceğiz. Hepsinin iştahı kabaracak. Fikri ben buldum. Çalışmak da sizden olsun paşalar. Hadi Allah zihin açıklığı versin. Ben biraz kestireceğim. Öyle paşa, öyle. Revel'de bizim idam fermanımızı imzalamak isteyenler. Hünkârım. Hayrola Fuat Efendi. Paşaları çağırdığınızı işittim. İyi ya. Paşaları çağırdığımızı işitmişsiniz. Belki devletimizin bize de ihtiyacı vardır dedim. Geldim. Fuat Efendi. Devletin kimseye ihtiyacı olmaz. Bizim devlete ihtiyacımız olur ancak. Gerisi kibirdir.
Siz şimdi sıcak yatağınıza dönüp düşlerinize devam ediniz. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Hünkârım. Çok yoruldunuz anlaşılan Mahmud Paşa. Diğer paşalarımız çalıştığına göre onlar yorulmamış anlaşılan. Yoo hünkârım. Bir mesele bulabildiniz mi paşalar? Bulduk hünkârım. Rus sefaretiyle neyi müzakere edeceğiz? Ruslar 25 bin kilometre demiryolu yapmışlar. Bizim demiryollarını da onlarla yapma teklifinde bulunacağız. Kimden çıktı bu fikir? Desenize. Mahmud Paşa çalışmış, düşünmüş, aklına getirmiş, arşivleri karıştırmış. Desenize. Sonra da çok çalıştığı için burada uyumuş kalmış. Desenize. Hünkârım. Fikir acizane benim aklıma geldi. Güzel fikir paşa. Tebrikler. Rusları oyalayacaktır bu fikir. Teveccühünüz hünkârım. Benimle geliniz Mahmud Paşa. Emredersiniz hünkârım. Planlıyorsun Abdülhamit. Güzel bir fikir vermişsiniz Mahmud Paşa. Hünkârım, bu demir yolu yapma işine Rusların iştahı kabaracak. Lakin bizler henüz sizin tertibinizi bilmiyoruz. Rus sefaretinde bir Truva atımız var paşa. Vember. Evet. Tahsin Paşa. Mesaili siyasiye dosyalarından 51 numara. Çarlık Rusyası'ndaki anarşi faaliyetleri dosyası. Mihail Bakunin. Siz tanırsınız Mahmud Paşa. Tanırım hünkârım. Bakınız ne demiş anarşizmin kurucusu Bakunin. Yahudi dünyası daha çok Rothschild ve Marx'ın komutası altındadır. Ben eminim ki bir taraftan Rothschild'ler Marx'ın faziletlerini takdir ediyorlar. Diğer taraftan Marx, Rothschild'lere karşı içten içe bir yakınlık içinde ve onlara büyük saygı duyuyor. Ama nasıl olur hünkâr? Biri komünal nizamı destekliyor, diğeri kapital nizam. İkisi de birbirinin varlığıyla ayakta duracağını biliyor paşa. Biri varsa diğeri de var. Birbirine muhtaç iki zıt meseledir. Kapitalizm ve komünizm. Size daha da şaşıracağınız bir şey söyleyeyim paşalar. Vaktiyle Parvus'un alakadar olduğu konularla alakalı bir jurnal hazırlanmasını istemiştim. Vladimir İlyich Ulyanov. Diğer adıyla Lenin. Genç bir adam. Amele sınıfının Kurtuluşu Birliği'ni kurmuş. Londra'da Kıvılcım adında bir mecmua çıkarmakta. Parvus'la ilişkisi var.
Julius Martov. İstanbul'da doğmuş bir Yahudi. Londra'da çıkan Kıvılcım Mecmuası'nı idare ediyor. Martov da Rusya Sosyal Demokrat Amele Fırkası'nın idarecilerinden. Parvus'la ilişkisini söylemeye lüzum yok. Yani hünkârım, Parvus bir yandan kapital düzenin şahlarıyla Rothschild'le iş tutarken... ...diğer yandan da işçi sınıfının gençlerini mi ayartıyordu? Aynen öyle paşa. Yoksa Londra'da bu adamların mecmua çıkarmalarına izin verir miydi İngilizler? Bunlar ilginç meseleler. Lakin hünkârım, affınıza mağruren, biz bütün bunları neden konuşuyoruz? Lenin ve Martov. Daha bitmedi. Şimdilerde Odessa hapishanesinde bir gardiyandan Troçki adını alan Lev Davidovich Bronstein. Hepsi amele sınıfının haklarını savunuyorlar. Lakin bunların hepsini kapital nizam destekliyor. Bunlar da İngilizlerin bu işçi ayaklanmasını desteklediklerine dair vesikalar. Parvus'ta da bu mesele üzerinden bağları vardı. Yani Londra'da çıkarılan mecmuaya boşa izin verilmiyor. Rusya'nın en büyük fabrikası Politov fabrikasındaki işçileri... ...bir ayaklanma için hazırlıyor İngilizler. Hünkârım, bunlar muazzam malumatlar. Evet paşa, öyle. İşte şimdi biz... ...Reval'de birleşip Osmanlı'ya saldırmasınlar diye... ...Rus sefaretindeki turvatımızı harekete geçireceğiz. Siz de Rus sefaretinin tüm azalarını burada tutacaksınız ki... ...turvatımız rahat hareket etsin. Bu Politov fabrikası... Demir yolu rayı üretiyor. Yarın Ruslarla buluşup, bunun pazarlığını yapıp, onlarla çalışabileceğimizi söyleyin. Emredersiniz. Bu halim daha mı güzel acaba? Bilemedim. Siz neden hala buradasınız? Neden şaşırdınız? Yani nereye gidebilirim ki? Burada mı kalacaksınız? Elbette. Yani İngilizlerin devlet sırrını size ifşa ettim. Yani bu saatten sonra İngilizler beni yaşatır mı sanıyorsunuz? Ayrıca Rus çarlığına olan sığınma talebimi de hoş karşılarsınız umarım. Tabii, tabii. Sığınma talebinizi derhal işleme sokacağım. Bu arada yan odada misafir etmeye devam edebiliriz sizi. Yani sizin himayenizde olduktan sonra nerede kalacağımın bir ehemmiyeti yok. Ne yapayım? Gideyim mi? Siz bilirsiniz. O zaman kalayım. Yalnız bir şey istirham edeceğim. Mümkün müdür acaba bir miktar leblebi tedarik edebilir miyiz? Yani uzun zamandır buradayım. Bütün cepler şey olmuş, boşalmış. Zaten bu tarafta saat var, çok koyamıyorum. Sultanım. Hünkârım. Bu vakte kadar niçin uyumadınız? Sizin iyi olduğunuzu görmeden benim gözüme uyku girer mi hiç? Devletime hizmet etmek için ayaktayım ya. Hamdolsun. Daha ne isterim? Çok şükür. Lakin şimdi ben de sizin için endişelendim. Güzel gözlerinizdeki hüznün sebebi nedir acaba? Naime. Naime'nin gönlü halen daha acı ve isyanla dolu. İnşallah bir gün o da benim kadar mesut olur.
İnşallah olacak sultanım. Bunun için ne icap ediyorsa yapılacak. Allah sizi başımızdan eksik etmesin hünkârım. Sizin bir sözünüzle benim gönlüm ferahlıyor. Bütün kederimden, bütün endişemden kurtuluyorum inanın. Rabbim beni sizden mahrum etmesin. Beni de sizden sultanım. Sultanım. Bak Mahmut, hastalığını bahane ettin. İşine gelip giderken yorulma diye kaldık burada. Lakin biraz fazla uzamadı mı? Artık konağımıza geçsek diyorum. Biz burada niye oturuyoruz Seniham? Senin için. Burada oturduğumuz vakit sen haremi daha iyi idare edebiliyorsun diye buradayız. Hem biz buradan gitsek Bidar Sultan hünkârımızla konuşmaz mı? Konuşur. Bak şöyle der. Hünkârım, hünkârım. Seniha Sultan'ın evden gidip gelerek haremi idare etmesi çok zor oluyor. Müsaade buyurursanız haremin idaresini tekrar ben ele alayım. Hünkârım, hünkârım. Böyle der be. Mahmut, hiç boşuna beni bahane etme. Sırf senin üşengeçliğinden kaldık burada. Ayrıca şunu da bil, Sabahattin de burada olmaktan hiç memnun değil. Sabahattin'i bulabilene, görebilene aşık olsun. Sabahın köründe çekiyor gidiyor, gece yarılarına kadar eve döndüğü yok. Ben bile ne zamandır evladımı görmüyorum. Bunca meselemin arasında bir de bu velospit için gelen siparişlerle ben ilgileniyorum. Olacak şey değil. Halbuki artık bu velospit ticaretini Sabahattin'in ele alması icap etmez mi? Eder. Yani ben buna kimsenin rağbet edeceğini sanmıyorum açıkçası. İki tekerlek çarpık çırpık bir alet bu. O kadar. Kıskanç kadın. Hiç de öyle değil. Şu güzelliğe bak. Sık sık tozunu almak icap ediyor. Karaya hemen tozlar üşüşüyor. Şuna bak Seniham, yemin ederim çok seviyorum. Dünya güzeli, dünya güzeli. Ben burada yokken sen Gonca Gülüm'ün tozunu al. Böyle pasparıldak olsun, pasparıldak. Çok seviyorum seni. Kaldık mı baş başa Gonca Gül Hanım? Şuna bak. Dünya güzeliymiş bir de. Ay. Buna nasıl beniliyor acaba? Bir denesem mi? Dur bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle oluyor herhalde. Ay. Ay. No. No. Eyvah! Ben ne yaptım? Eyvahlar olsun, bu kırıldı. Ay! Ben bunu Mahmut'a nasıl söyleyeceğim şimdi? Allah! Gonca Gül'ü kırdım ben. Nasıl? Harikulade bir parça seçtiniz. Zarif bileğinize de çok yakışacak Şibeniz Hanım. Teşekkür ederim. Bidar Sultan, siz beğendiniz mi? Yani sizin beğenmeniz kâfi. Mücevherlere bakmaya başlamışsınız bile. Hı hı. Oo, Şibeniz Hanım sana da haber vermiş demek. Elbette. Çünkü Yusuf Bey tanıyabileceğiniz en iyi elmas tüccarıdır. Teşekkür ederim. Hepiniz tanışın istedim. Naime, sen hangisini beğendin? Aslında ziyadesiyle mücevherim var. Öyle değil mi Naimeciğim? Yeni bir şeyler almaya hacet yok. Bir kadına mücevherin kâfi geldiğini hiç duymamıştım. Bu sarayda daha bunun gibi hiç duymadığınız çok vaziyete şahitlik edeceksiniz Şibeniz Hanım. Şimdi izninizle benim başka işlerim var. Onlarla ilgileneyim biraz. Hmm.
güzel. Lakin eminim çok pahalıdır. Benim bunu almaya param yetmez. Alıyoruz. Ama... Bir sultan mutlaka bunun gibi bir gerdanlık takmalı. Üstünü ben tamamlarım. Lakin... Daha sonra nasıl öderim? Bir yolunu buluruz. Merak etme. Davetimize icabet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hünkârım, geldik. Lakin sefarette memurumuz kalmadı. Pek mühim bir hadise olsa gerek diye düşünüyorum. Öyle, Sefer Efendi. Zaten öyle olmasa sizi çağırmazdık. Paşalarımız sizlerle niçin çağrıldığınız hususunda müzakere edecekler. Anlaşma sağlanmadan buradan çıkmayınız. Eğer mesele bu kadar memurun çalışacağı bir şey değilse, memurlarımı bir kısmını geri göndermek isterim paşalar. Vallahi Sefir Efendi, biz meseleyi size anlatalım da siz artık önemli mi değil mi karar veriniz. İyice merak ettim doğrusu. Buyurun oturunuz. Paşalar buyurun oturun. Evet. Biliyorsunuz. Hicaz demir yolunu yapmaktayız. Bin bir zahmetle. Evet. Almanlarla. Doğrudur. Mühendislik işlerini Almanlardan alıyoruz. Lakin rayları da siz Ruslardan almak istemekteyiz. Bilmem yeterince dikkatinizi celbetti mi? Yok hayır celbetmedi diyorsanız adamlarınızı gönderebilirsiniz. Bütün kadromla hazırım paşam. Âlâ. Evladım, bana bir kahve yapar mısınız? Çok sıkıldım bu odada. Sefir Efendi'nin odasına getirirsiniz. Emredersiniz. Yalnız kahveyi taze çek. Tamam. Nerede bu millet? Hiç kimse yok, bomboş burası. Yani şu sefarete bir hırsız girse ne olacak? Ben bari sefirin odasında durayım da. Naimeciğim. Anneciğim, seni beklemiyordum. Acaba benden saklamanı icap edecek ne olabilir elinde? Bunu almana lüzum var mıydı Naime? Yoktu biliyorum. Lakin çok güzel değil mi? Üstelik hususi yapılmış. Avrupa'daki kadınların hepsi böyle gerdanlıklardan takıyormuş. Neyse ki biz payitahtta yaşıyoruz değil mi güzel kızım? Bunları alıp takmak gibi mecburiyetlerimiz yok. Kaç para verdin buna? Hepsini ben ödemedim. Eksik kalan kısmını Şivenes Hanım tamamladı. Ne? O kadar çok yani. O kadar büyütecek bir şey yok. Ben sadece bir tane gerdanlık aldım. Şivenes Hanım 5 tane... Bak Naimeciğim, o kadının ne aldığı ne yaptığı beni asla alakadar etmiyor. Seni de etmemeli. Onunla kurduğun münasebete ihtimam göstermeni söylemiştim sana. Bence çok akıllı, görgülü ve münevver biri. Ben görüşmekte sakınca görmüyorum. Üstelik dünyada neler olup bittiğini ondan öğreniyorum. O bizim gibi, bu istibdatta, hapis değil. Bırak bu lafı güzafları. Onun söylediği şeylere haddinden fazla kıymet veriyorsun. Borcumuz ne kadarmış? Öğren de ödeyelim. Senden para istemiyorum. Kendim öderim. Nasıl? Bak kızım. Senin müsrifçe etrafa saçacak kadar bol paran yok.
bizi bir daha böyle bir vaziyetin içine sokma Naime. Asla. Zeynep hemşire. Buyurun. Anladım. Dayınız emretti beni almanızı. Yine nereye götüreceksin? Zeynep Hanım. Buyurun lütfen. İndirin artık şunu Hano. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Patlama ölüsü kınalı. Hepimiz açız. Eli iş görüyor. Bu olmasa birbirimizi yerdik. Ne yapsam? Alsam mı bunu? Kafana baltayı yemek istiyorsan bir sor bakalım. Gönlü boş mu? Kuzuyu nereden buldunuz? Dorian. Bu işlere komşunun kümesinden tavuk çalarak başladı. Çala çala böyle zenginledi. Yok. Bunu parasıyla satın aldım. Hırsızlık parasıyla. Samuel'in payından düşelim kuzu parasını. Ben paradan bir şey almayacağım. Benim payımı siz aranızda paylaşırsınız. Yani kuzu sizden. Bir maraza çıkmasın Samuel. Niye almıyorsun parayı? Şimdilik ihtiyacım yok. Sizinle daha çok paralar kazanacağız. İndirin silahları. Benim adamım. Dün akşam nasıldı işler? İyiydi. Biraz anlamı yok hasılatta. Güzel. Bir şey mi söyleyeceksin? Şey efendim, dün gece kapının önünden geçtiniz. Efendim! Efendim! Seslendim, duymadınız. Bir sıkıntı mı oldu? Ben buradan hiç çıkmadım. Bir tek ben değil efendim. Bir sürü insan görmüş sizi. Hatta bizim adamlar da görmüş, selam vermiş, karşılık vermemişsiniz. Bana bak lan. Kafayı mı yedin sen? Siz öyle diyorsanız, öyledir ama... Nalbur'a da pusula bırakmışsınız dükkanın önünden geçerken. Ne pusulası lan, ne pusulası? Emaneti almaya gelecekmişsiniz akşama. Nasıl yapıyorlar bunu böyle Tatar? Canlı gibi karşımızda. İlaçlıyorlar beyim. Caiz mi bu beyim? Yok balam, caiz değil. Bu Garo Hristiyan değil mi? Öyle beyim. Babaz Efendi de kızmış buna tanit yaptırdı diye. Ama bizim Hampurgaro tutturmuş illa ceset çürümesin. Anacığım bunlar ikiz ya. Kendi ölüsünü çürür gibi görmek istememiş. Herhalde. Aman yegenler. Cesede iyi bakın, bir zarar gelmesin. Garo'ya haber gitmiştir şimdi. Şüphelenip ortaya çıkar. Garo'yu enseleyince bir papaz çağırın, usulünce geri gömsün. Tamam dayı. Ulan hiç kokmuyor da. Madem tahnit yapacaksın, gidip evinde tutsana gömeceğini. Av hayvanı mı bu Osman? İnsan insan. Dayı ne yapalım? Sergo'ya da bir yer yapalım mı? Yapın. Osman'la aynı odada kalsın. Yok dayı, ben burada kalmayacağım. Hem uykum da yok. Gece nöbet tutarım. Thank you.
Halil Halit. Yani şimdi diyorsunuz ki bu adam yaşadıkça ölüm bizim ensemizde. İşi bitecek. Kalabalık geldik. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri. El muzaffer daima. İnşallah Venberi Efendi tertibimizi anlamıştır. O ne uyanıktır hünkâr. Mutlaka anlamıştır. Rus sefaretini arayınız evladım. Emredersiniz hünkâr. Hünkârım, sefaret bomboş. Kahveciye bir kahve daha söyledim. Rahat rahat konuşabiliriz. İngilizler Lenin, Martov, Troçki gibi anarşistleri desteklemekte Benberi Efendi. Politov fabrikasında işçileri örgütlemişler. Rusları Reval'de köşeye sıkıştırmak için bu kozu kullanacaklar. Bu bilgiyi Çarlık Rusyası hükümetine... telgrafla bildirmenizi istiyorum. Rus sefaretinden yollanacak bir istihbarat olacak bu. Telefonu çevirdiğinizde telgrafhanedeki hususi Rus telgrafçısı çıkıyor. Eğer oradan bildirirseniz Ruslar adına haber gönderebilirsiniz. Tamam. Anlaşıldı. Şimdilik bir müddet daha orada kalacaksınız. Benberi Efendi. Bazı riskli vaziyetler olabilir. Ruslar telgrafı sizin çektiğinizi anlarlarsa bir daha gün yüzü göremeyebilirsiniz. Kabul ediyor musunuz? Merak etmeyin hünkârım. Size itimadım tamdır. Başıma herhangi bir şey gelse bile siz beni mutlaka kurtarırsınız. Dediklerinizi harfiyen yapacağım. Rus sefaretinden arıyorum. Sefir Efendi'nin çekilmesini istediği bir telgraf var. Çarlık hükümetine acilen gönderilecek. Hayran kaldım hünkârım. Hayran kaldım. Rus hükümeti kendi sefaretinden gelen bu malumatı kesin sanacak ve Reval'deki masayı devirecek. İnşallah paşa. İnşallah. Gel. Naime. Çıkıyor muydun? Ben de seninle mühim bir şey konuşmak istiyordum. Ağladın mı sen? Lütfen. Lütfen gel otur. Naime. Ne oldu? Anlatmak ister misin? Ben... annemle ufak bir münakaşa yaşadım. Gerdanlık yüzün. Benim yüzümden. O kadar ısrar etmeseydim eğer... Hayır. Bilakis. Ben sana teşekkür etmeliyim. Bu sayede fark ettim ki... eğer... kendi paramı kazanırsam... ben daha özgür olacağım. Ve daha mutlu. Eğer sen de münasip görürsen... kumaş işinde seninle ortak olmak istiyorum. Naime, buna ziyadesiyle memnun olurum. Ama anne... Bu benim kararım. Asıl mühim olan mevzu... benim bu iş için ayıracak bir sermayem yok. O halde Abdülkadir'i de ortaklığa dahil etsen... eminim sana yardım edecektir. Onun da yeterli parası olduğunu zannetmiyorum. Siz de paralarınızı değil, güçlerinizi birleştirirsiniz o halde. Bence hemen Abdülkadir'le konuş. Sizi beraber çalıştığım kumaş tüccarıyla tanıştırayım. Detayları anlatır. Hem size para da temin edebilir. Bu işler de oldukça iyidir. Peki. Thank you.
Handan Hanım'a ne oldu böyle? Bidar Sultan'ın hislerine çok güvenirim. Size inanıp yanında tuttuğuna göre vardır bir bildiği. O yüzden söyleyeceklerimin aramızda sır olarak kalacağına eminim. Elbette. Handan canına kıymaya kalkıştı. Çok şükür ki başaramadı. Onu uçurumun dibinde buldum. Ah zavallı. Hemen hastaneye götürdüm. Ameliyat ettiler. Şimdi özenli bir bakıma ihtiyacı var. Sargı bezlerinin değişmesi, yaralarının iltihap kapmaması gerekiyor. Sizden sadece... Endişe etmeyin. Ben her gün uğrar ilgilenirim. İlaçları burada. Bir şeye ihtiyacınız olursa... Söylerim. İçiniz rahat olsun. İşiniz bitince sizi saraya ben götürebilirim isterseniz. Gerek yok. Uğramam gereken hastalarım var. Kendim dönerim. Bu adresi biliyor musunuz? Gene Parpar Lertiyök. Hem Türkçe bilmiyorum diyor, hem gazete okuyor. Allah rızası için. Allah razı olsun. Dilenci ama altın saati var. Beyim, sarılayım size. Ne çok özledim. Tamam yegen, tamam. Dur yegen, dur. Birine benzettin herhalde. Kusura bakma beyim. Sen o değilmişsin. Etti 3. Neredesin? Çık ortaya. Ne
kadar adama gerek yokmuş, aferin. İşini bitirdin mi? Bitirdim. Mermin bitti. At silahını. Bu oldu. Pasaportuna göre Hristiyan Arnavut tebaadansın. Kim gönderdi seni? Kim gönderdi? Kim gönderdi? Kim gönderdi seni? Kim gönderdi seni? Düşmanımız varmış. Yahu kilosu 100 kuruştan verin işte. Aman paşam, elma mı alıyorsunuz? Demir bu. Hem de ray olarak işlenmiş demir. Tövbe estağfurullah. Satın Sefir Efendi, satın. Sürümden kazanırsınız, satın. Bu akıl dışı bir teklif paşam. Eğer bu anlaşmayı imzalarsanız siz kesin hariciye nazır olursunuz, düşününüz. Böyle bir anlaşmayı teklif dahi edemem. Sefir Efendi, bakınız biz daha Bağdat demir yolunu yapacağız. Buranın raylarını da sizden satın alacağız. Satın efendim, sürümden kazanacaksınız işte. Niye inat ediyorsunuz? Satınız. Metresi 100 liradan aşağı olmaz. Allah Allah. Sefir efendi, acaba siz Türk olmayasınız? Ne alakası var paşam? Yani dedeleriniz diyorum, böyle Kayseri'den Rusya'ya göçmüş falan olmasın? Niye ki? Aa. Kayserilerin ne kadar ticaret ehli insanlar olduğunu bilmiyorlar. Bakın dinleyin Sefir Efendi, sevgili heyet.
Kayserililer çok ticaret ehli insanlardır. Mesel, bir gün memleketin birinde bir padişah varmış. Demiş ki, bütün usta lafbazları huzuruma çağırın demiş. Her kim söylediği yalana beni inandırırsa ona bir küp altın vereceğim demiş. Bütün usta lafbazlar saraya üşüşmüşler. Birinci lafbaz huzura gelmiş. Hünkârım, bir kuş geldi, aslanı kaptı gitti demiş. Hünkâr düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Buraya yalan bunun neresinde demiş. Eğer kuş kartal ise, aslan da yavru ise, kartal aslanı kaptığı gibi alır yuvasına götürür demiş. Olmadı lafbaz efendi demiş. Hemen ikinci lafbaz huzura gelmiş. Padişah, memleketin birinde bir eşek ülkeye kral olmuş demiş. Padişah düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Buraya alan bunun neresinde demiş. Eğer padişah camdan aşağı eğildiyse, başındaki tac camdan düştüyse, camın da altında bir eşek var idiyse ve taç da onun kafasına geçtiyse, eşek memlekette kral oldu demektir demiş. İkinci lafbaz da huzurdan çekilmiş. Hemen üçüncü lafbaz huzura varmış. Padişahım, padişahım, padişahım demiş. Ben bir ok attım, okumun havadan yere düşmesi 6 ay sürdü demiş. Padişah düşünmüş, düşünmüş, düşünmüş. Demiş ki, buraya alan bunun neresinde? Oku sen havaya attıysan, ok da yere düşerken bir ağaca takılı kaldıysa, 6 ay boyunca orada durduysa, sonra yel estiyse, ok yere düştüyse, bu dediğin olur demiş. Üçüncü lafbaz da huzurdan çekilmiş. Son gelen Kayseri. Padişahım, padişahım, padişahım demiş. Sizin demiş benim babama bir küp altın borcunuz var. Eğer babam doğruyu söylüyor ise babama olan o bir küp altın borcunuzu rica edeyim demiş. Yok eğer babam doğru söylemiyor ise o zaman demiş benim yalanıma inanmış oldunuz. Ödül olan bir küp altını ben sizden rica edeyim demiş. Bak bak bak. Ticari zekaya bak Kayseri'deki. Yani babası doğru söylediyse bir küp altın alıyor. Babası yanlış söylemiş ise o zaman ödül olan bir küp al. Yani. Yani iki türlü de bir küp altını. Anlamadınız. Kayseri. Yani her iki türlü de. Anlamadı. Paşalar. Sefir efendi bakın baştan anlatıyorum. Şimdi sevgili heyet memleketin birinde. Kardeşim. Naime. Otursana. Sana bir havadisim var. Daha doğrusu bir teklifim. Merak ettim. Neymiş? Şivena Hanım yeni bir moda evi açacak. Avrupa'dan son moda kumaşlar getirtecek. Hem o kumaşları satacak, hem de bu dergideki elbiselerden diktirtecek. İyi de benimle ne ilgisi var? Şivena Hanım'a ortak olmayı teklif ettim. O da senin de dahil olabileceğini söyledi. Babamla annemin haberi var mı? Konuştun mu onlarla? Hayır. Annem Şivena Hanım'dan pek hoşlanmıyor. Onlara sonra söylemenin daha uygun olacağını düşündüm. Hem ticaret konusunda sana bile güvenmiyorlar. Yani bir şeyleri ispat ettikten sonra söylemek daha doğru. Haklısın. Bu mevzudan onlara bahsedersen karşı çıkarlar. Ama Naime, bizim bu işe yatıracak paramız yok ki. Şivena Hanım'la onu da konuştuk. Bir kumaş tüccarından söz etti. Hem bize işin inceliklerini öğretecek, hem de başlangıç için sermaye sağlayacak. Ne dersin? Abdülkadir, ben bu işi yapmayı çok istiyorum. Sen de benim yanımda ol. Ne olur. Peki. Tamam. İnşallah hayırlı olur.
Olacak eminim. Naime. Dışarıdan sesini duyunca şaşırdım. Beni ziyarete gelmiş. Hı. Siz niye geldiniz valide? Bir şey mi söyleyecektiniz? Yok, hayır. Sabahtan beri seni göremeyince merak ettim. Nasılsın diye bir bakmak istemiştim. İyiyim. Gayet iyiyim. Güzel. Ha. Sağ ol evladım. Bu kahve çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Bakalım bu kahve nasıl? Bunun biraz telvesi fazla olmuş. Neyse. Teşekkür ederim. Gidebilirsin. Bir kadın sizi görmek istiyor. Rus mu? Bilmiyorum. Her kimse söyleyin, kendisini göremeyeceğim şu anda. Adresini bıraksın, ben sonra kendisini ziyaret ederim. Size dışarıda beklemenizi söylemiştim. Lila? Lütfen dışarı çıkın. Tamam tamam, mesele yok. Siz çıkın. Siz de bu odada misafirsiniz Bay Wenberry. Eğer görüşecekseniz, size ayrılan odada görüşmeniz daha münasip olur. Peki, anlaşıldı. Biz yan odaya geçelim. Paşam, bir kadın geldi Rus sefaretine. Wenberry Efendi'yle görüşmek için. Kimmiş? İsmi Lila efendim. Başka bir odaya geçtiler. Sen dinlemeye devam et evladım. Emredersiniz. Tahsin Paşa, Wenberry Efendi Ruslara çekeceği telgrafla Reval'de Rusların masadan kalkmasını sağlayacak. İnşallah. İnşallah hünkâr. İşçilerin ayaklanacağı telgrafını alan Ruslar böyle bir kargaşayı göze alamayıp görüşmeler başlamadan masadan kalkacaklar. Gel. Hünkârım. Söyleyiniz paşa. Hünkârım, hatırlarsanız İngiliz sefaretinde bir kadın sesi işitmiştik. Rus sefaretinde de bir kadının konuşmasına şahit olduk. Yeni bir şey öğrenebildiniz mi? Bu sefer kadının adını öğrendik hünkârım. Adı Lila. Lila. Sevgili Wenberry. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Öyle değil mi? Elbette. Sizin bende hayranlık uyandıran müthiş bir hayatta kalma beceriniz var. Gerçekten. Kusura bakmayın. Yani bu yaşımda hala bir hanımefendinin üzerinde hayranlık hissi uyandırmak çok hoşuma gitti. Siz devam edin. Hem İngiliz dışişlerinden müthiş paralar alıyorsun. Hem de Abdülhamit'e çalışıyorsun. Ve şu anda burada Rus sefaretindesin ve hala hayattasın. Çünkü elin her zaman çok güçlü. Hı? Sıkıştığında satacak bir sürü bilgiye sahipsin. Ve senin hayatında ihanetle sadakat hep kol kola gidiyor. Kendini tehdit altında hissettiğinde ihanetle sadakat anında yer değiştirebiliyor. Hı? Bu da işte benim ömrümü uzatıyor Lila. Peki işler değişir de benim kim olduğumu Abdülhamit'e söylersen o zaman ne olacak? Ben de seni iyi tanıyorum. Bunu söylersem öldürüleceğimi biliyorum. Ve seni temin ederim ki inan henüz daha bu dünyaya doymadım Lila. Onun için bunu asla söylemem. Güzel.
Peki. Öğrenmem gereken bir şey var. Benim için mühim bir bilgi. Yani bildiğim bir şeyse hemen söylerim. Abdülhamit seni buraya neden gönderdi? Beni buraya Abdülhamit göndermedi. Kendim geldim. Kendim geldim ama şöyle, tabii buradayken Abdülhamit için de çalışacağım. Anlat. Ben de burada boş durmadım. Çarlık Rusyası'na bir telgraf çektim. İngilizlerin Rusya'daki Plitov fabrikasındaki işçileri örgütlediğini, isterlerse orada ayaklanma çıkarabileceklerini ve de bu bilgiyi Reval'de kullanacaklarını söyledim. Umarım seni mutlu etmişimdir. Siz daha çok yaşarsınız sevgili Wenberi. Size bu ölüm korkusu her şeyi yaptırabilir. Yalnız sen de şunu bil ki Lilacığım. Eğer ben ölürsem Abdülhamit'e senin kim olduğunu anlatan bir mektup gidecek. Bunu da sana yapılmış son bir iyilik olarak düşün. Ve bir daha asla sakın bana silah çekme. Bunu şimdi düşündün. Değil mi? Mektup falan yok. Eğer gerçekten mektup olsaydı bana zaten bu bilgiyi vermezdin. Ağzım doluyken konuşamıyorum. Leblebi engel oluyor. Paşam, gerçekten bu böyle olmaz. Ne olmaz Allah aşkına, ne olmaz? Yahu size Almanların verdiği fiyatları gösterdik. Fiyat hususunda biz biraz daha yukarı çıkalım. Lakin teslimat vakti bizi zorluyor. Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, el muzaffer daima. Hünkârım, paşalarınız çok sıkı pazarlık yapıyor. Fakat bu fiyatlarla anlaşmamız mümkün değil. Peki Sefer Efendi. O halde siz hükümetinize sorun bu konuyu. Biz de kendi aramızda bir müzakere edelim. Böylesi çok daha iyi olacak. Şimdilik muradımıza erdik paşalar. Mehmet Selim. Buyurun. Ne tesadüf. Ben de tam seninle konuşmam gerektiğini düşünürken sen geldin. Benim de... Ne hakkında konuşacaktınız? Biraz sıkıntılı görünüyorsunuz. Bir şey mi oldu? Seninle kardeşlerin hakkında konuşmak istiyordum. Kardeşlerim mi? Evet. Bak Mehmet Selim. Şive Nasal'ım. Bu kadın saraya geldiğinden beri Naime çok tuhaf bir şekilde onun etkisi altına girmeye başladı. Ne bileyim, giyim kuşamına... Fikirlerine, Batı'ya olan düşkünlüğüne bence gereğinden biraz fazla hayranlık duyuyor. Yani kendi büyüdüğü, gördüğü dünyanın dışından biri. Belki sadece merak etmiştir. Hayır.
İnan bana bu merakın çok ötesinde bir şey Mehmet Selim. Naime'nin Şivenaz'a benzemeye çalışması, hatta giderek onunla dostluğunu ilerletmesi beni çok endişelendiriyor. Ayrıca bugün Abdülkadir'le ikisini konuşurlarken duydum. Eğer yanılmıyorsam, Şivenaz'ın yapacağı kumaş ticareti işinde ona ortaklık etmeyi planlıyorlar. Babamın ve sizin onayı olmadan, öyle mi? Abdülkadir'in daha evvelki bu hususta tecrübeleri malum. Naime de tamamen ticaretten bir haber. Başlarına her türlü musibet gelebilir. Ayrıca babamın itibarı da söz konusu. Ben de seninle aynı düşünceler içerisindeyim ve çok endişeleniyorum. Senden kardeşlerinle alakadar olmanı rica ediyorum Mehmet Selim. Siz merak etmeyin Bidar Sultan. İçiniz ferah olsun. Benim gözlerim ikisinin de üzerinde olacak. Teşekkür ederim. Sağ ol evladım. Müsaadenizle. Zeynep hemşire. Pencereden sizi gördüm, bir selam vereyim dedim. Burada oturduğunuzu bilmiyordum. Ben de bir hastamı görmeye gelmiştim üst sokakta. O vakit seni tutmayayım. Ha, bu arada geçen gün bana itimat edip geldiğin için sağ ol. Şaşırttın doğrusu beni. Esas sen beni şaşırttın yaptığın sürprize. Çorba harikaydı. Güzel ablama bir gül alası. Yok ben istemem. Bence çiçekler dalın da güzel. O zaman ben de bir falına bakayım. Bırakır mısın elimi? Ben fala falan inanmam. İstemiyor. Sen al bunu. Senin başında bayağı büyük bir bela var. Öyle mi? Nasıl bir bela peki o? İri yarı, bıyıklı, kaba saba, sevimsiz tipsiz bir bela. Ben öyle senin bahsettiğin gibi sevimsiz tipsiz birini tanımıyorum. Tanıyorsun, tanıyorsun. Gölgen gibi habire dibinde bitiyor. Peki nasıl kurtulacağım ben bu beladan? Kolay değil. Kolay kolay peşini bırakmaz bu bela. Ya beni daha tam olarak tanımıyorsa, ya düşündüğü gibi biri değilsem ben onu? O vakit seni daha iyi tanıyabilmek için üç vakte kadar yeniden görmek istiyor. Kabul mü? Cevabını avucumda görmüyor musun? Senden duymayı tercih ederim. Tamam. Görüşürüz. Ama şimdi hastama gitmem gerek. Gel. Şehzadem, size bir pusula geldi. Bu akşamüstü kardeşiniz Naime Sultan'la beraber sizi köşkümde ağırlamak ve sizinle tanışmak isterim. Sizinle iş yapmak benim için onurdur. Nesim. Kadir.
Ne o? Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Hayır. Beni ilgilendiren bir mevzu. Abdülkadir bak. İkimiz de duygusal olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Böyle zamanlarda insanlar hata yapmaya daha müsaittirler. Annem mi yolladı seni benimle konuşman için? Biz bir aileyiz Abdülkadir. Birbirimizin iyiliğini düşünmeliyiz. Birbirimizin iyiliğini düşünüyoruz öyle mi? Evet. O halde rahat bırakın beni. Abdülkadir bir şey beceremez. Abdülkadir'in aklı hiçbir şeye ermez diye babamla annemin gözü sürekli üstümde oldu. Şimdi de sen. Artık büyüdüm abi. Buna bir son verin. Yeni bir işe mi giriyoruz? Ne? Bu Osmanlı Devleti'nin İtalya'ya yardımı. Ne ki bunlar? Kuduz ilacı. İtalya'da kuduz salgını başlamış. Oraya tıbbi yardım olarak gidecek. Bir kasayı Dorian'a bırakalım. Ölüsü kınalı saldırmasın kuduz gibi. Ben gerçekten saldırırsam o ilaçlar bana fayda etmez han. Neden getirdin bunları? Paraları bunların içine saklayacağız. İki devleti de kudurtmayalım. Çenenizin bağı çözüldü hepinizin. Hadi. Paraları getirin de koyalım şunların içine. Hani Londra'ya gidecekti? Parayı İtalya'da aklayıp Londra bankalarına aktaracağız. Ben bu işten bir şey anlamadım ya, neyse. İnşallah başına bir iş gelmez paraların. Bu iş bittiğinde payitahtın en zengin olacaksın Ano. Emin ol. Ne zenginler var burada? Bize mi kaldı zenginlik? Mesai başladığı zaman Osmanlı iktisadı büyük bir krizin içine girecek. Bugün zengin gördüklerine borç vereceksin. Bu paraların gemiye yükleneceğini nereden bileceğiz? Bütün paraları hesabına almayasın. Seni inandırmak için ne yapabilirim Gara? Nişanyan, o da İtalya'ya gidecek. Oradan da Londra'ya gidecek. Sonra banka cüzdanlarını bize getirecek. Gemiye kadar ben de gelirim. Paraların gemiye yüklendiğini gözümle görmek isterim. Hep beraber gidelim öyleyse. Arabayı arkaya bırak. Her yeri gezdiniz mi Tatar? Gezdik beyim. Herkes gördü Sergo'yu. Garacı'ya selam verdi herkes. Ne yapalım dayı? Nalbur'a pusu atalım mı? Beş kişi pusulandık mı Nalbur'a? Anında enseleriz. Beyim, bu balolar yaptı tertibi. Sana bana lüzum kalmadı. Biz burada bekleyelim. Gidip bunları alıp getirsinler Hampurgaro'yu. Cam göz girdi araya. Yoksa ben de biliyorum dayımın bir tertibi olduğunu beyim. Elbette pusu atacağız. Ama Nalbur'a değil. Akıllı adam evvela mezara gelir. Mezara mı? Evet. Bu dünyada herkesin Garo zannedeceği kadar Garo'ya kim benziyor Osman? İkisi Sergo. Aferin Osman. O vakit Garo da evvela mezara bakacak. Şimdi Sergo'yu mezarına geri bırakın. Usulünce bırakın. Ha Tatar, Sergo'yu mezarına Osman yatırsın. Wembley boş yere Rus sefaretine sığınmamıştır. Elbette. Abdülhamit'in Rus sefaretindeki Truva atı. Bir şey öğrendin mi? Her şeyi. Abdülhamit'in tertibini öğrendin mi?
Hı hı. Abdülhamit İngilizlerin Ruslara karşı elinde tuttuğu bir kozu öğrenmiş. Wenberry de bunu Çarlık hükümetine telgraf çekmiş. İngilizler Rusya'daki Plutov fabrikasındaki işçileri örgütlemişler. Öyle ki İngilizler istediği zaman Rusya'nın kalbinde ayaklanma çıkarabilecekler. Bolşevikler hazır kıta gelecek haberi bekliyor. Abdülhamit, bu bilgiyle Reval masasını yıkar. Biz o masanın iki sağlam ayağıyız Fuat. Biz sağlam duracağız. Urabi. Buyurun sultanımız. İngiliz sefiri çağır. Derhal. Emredersiniz sultanımız. Sen sefirle görüşüp dediklerimi anlat. Nereye gidiyoruz? Benim katılmam gereken mühim bir davet var. Dikkatli ol Şivenaz. Wenberry seni tanıyor. Seni ifşa etmesinden korkuyorum. Wenberry beni ifşa edecek kadar cesaretli değil. Hem yaşamayı seven biri öleceğini bile bile öyle bir şey yapmaz. Naime. Güzel kızım. Hayırdır, bir yere mi gidiyorsun? Evet, ben dışarı çıkacaktım. Nereye? Maslak Kasrı'na. İki kardeş biraz gezelim dedik. Ne güzel. O halde ben de geleyim sizinle. O kadar uzun zaman oldu ki dışarı çıkmayalı. Bugün gelmesen daha iyi olur validem. Biz biraz yalnız kalıp dertleşmek istedik. Öyle mi Naime? Öyle evet. Peki, o halde ben tutmayayım sizi. Hünkârımızın yaptığı tertiple Ruslar, Bolşeviklerin İngilizlerin desteğiyle anarşi faaliyetleri yaptığını öğrenmişler. Hünkâr, Petersburg sefaretimizden Rus hükümetinin bakanlarının Çar'ın huzuruna çıktığı malumatı geldi. Hünkârım, Truva atımızın verdiği havadis yerine ulaşmış anlaşılan. Bu hamlemizle Reval'deki masa dağılır. Ola Paşa. İstihbarat subaylarımız iki sefarette olan vaziyeti bize bildirsinler. Emredersiniz hünkârım. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik paşalar. Vaziyet ne Söğütlü? Dayı bir yandan kazıyor. Bir yandan da sövüyor herhalde. Dua edecek değil ya balam. Paraları bir alalım da ben onun sülalesine rahmeti okutacağım. Bana bu acıyı tekrar tekrar yaşatanları mezarsız bırakacağım kardeşim. Senin kardeş hasretini dindireceğim deve. Gidiyor. Mezarı kapatmıyor mu? Paranın sıcaklığı ölü kardeşin soğukluğundan iyi geldi demek ki Tatar. Nereye gidiyor acaba? Ya limana ya tren garına. Bu kadar parayı yurt dışında aklamadan burada kullanamaz. Thank you.
Senihan! 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 Aa! Mahmut! Hünkârımızın keyfi yerindeyken kaçtım. Sebahattin'le şu Velospit ticaretini konuşmak için geldim. Nerede bizim Hayti oğlumuz? Yok Sebahattin. Hadi Mahmut sen işine geri dön hadi. Ne bu telaşın senin? Niye beni göndermeye çalışıyorsun ecel tecel? Nereden çıkarıyorsun Mahmut? Öyle bir şey yok. Hadi sen işine gitsene. İş seni bekler Mahmut. Gitmeyeceğim. Biliyor musun? Son günlerde Gonca Gül geldiğinden beri sen çok değiştin Seniha. Gonca Gül'üm nerede? Mahmut. Gonca Gül nerede? Gonca Gül... çalındı. Ne? Ben onu kapının önüne koymuştum. Almışlar. Ne? Gonca Gül'üm çalındı mı? Bütün muhafızları sıraya dizeceğim. Sarayda kim var, kim yoksa bizzat ben sorgulayacağım. Gonca Gül'ümü el uzatıp çalanı bulacağım ve ellerimle asacağım. Ay Mahmut dur, tamam Mahmut dur. Kimse benim yüzümden mihnet yaşasın istemiyorum, dur. Tamam. Gonca Gül burada. Oh, korkuttun yani. Getireyim. Mahmut. Gonca Gül burada. Ben onun üstüne binmeye çalıştım ama beceremedim. Kırıldı. Bilerek yaptın. Kasten. Taam müden. Mahmut kazayla oldu, inan bana. Yaklaşma! Kalpsiz kadın, yaklaşma! Ver Gonca Gül'üme. Çekil, çekil! Şuna bak! Şuna bir bak! Gonca Gül'üm. Ama hepsi benim suçum. Beni affet. Hepsi benim suçum. Nereden bilebilirdim? Nereden bilebilirdim senin canına kastedeceğini? Seni ikiye böleceğini? Bilemezdim. Bu kalpsiz Seniha'nın sana bunları yapacağını. Seni asla kıskanç Seniha'yla baş başa bırakmamalıydım. Beni affet. Affet beni! Nesin Bey'in bize bu kadar çabuk davet göndermesi ve bizimle tanışmak istemesini beklemiyordum doğrusu. Hünkârın çocuklarıyla ortak ticaret yapacak. Aklı çalışan herkes gibi bu vaziyete heveslenir. Bir de biz tanıyalım Nesin Bey'i. Bakalım Şivenaz Hanım'ın söylediği kadar itimat edecek biri mi? Nesin Bey'in evi burası mı? Evet şehzadem. Hoş geldiniz şehzadem. Hoş bulduk. Sultanım, evime şeref getirdiniz. Buyurun, buyurun. Şivenaz Hanım da içeride. Kıymetli misafirlerimiz de geldi. Hoş geldiniz. Nesin Bey saatlerdir camda yolunuzu gözlüyor. Her gün evimde şehzade ve sultan ağırlama şansım olmuyor. Müsaade ederseniz sizi tanıştırayım. Şehzademiz Abdülkadir Efendi ve Naime Sultan. Victoria Hanım da kızım. Avrupa'daki elim diyebiliriz. Benim için Avrupa'daki bütün kıymetli kumaşları seçip alır. Naimeciğim, gördüğün gibi bu işte kadınlar çoğunlukta. Elbette öyle olacak. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Bizi
Bizim kadınların ihtiyaçlarını düşünüp kıyafet hazırlamamız mümkün değil. Öyle değil mi şehzadem? Biz sadece para işinden anlarız. Biz de bu parayla, eğer sizinle ortak olursak kadınların düşlerini gerçekleştireceğiz. Ortaklık eşit miktarda sermaye koymayı gerektirir. Lakin Şivan Hanım bahsetmiştir. Biz şu anda bunu temin edemeyiz. Evet, evet bahsetti. Ben de ona başka bir anlaşma yolu bulabiliriz dedim. Neymiş o anlaşma yolu? Sizin de benim gibi zaafınız olduğunu duydum. Kumar. Kumarı seviyor musunuz? Boşuna endişelenmişsiniz. Rus sefirle her şeyi hallettik. Mesele kapandı. Reval'de mülakatlar devam edecek. Banka meselesi kapandı. Abdülhamit daha büyük bir mesele açmak için banka meselesinin kapanmasını istedi. Ne demek istiyorsunuz? Anlatayım. İngilizler Çarlığa karşı Bolşevikleri destekliyor. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Müsaade ederseniz anlatmaya devam edeyim. İngilizler Rusya'daki Plutov fabrikasındaki işçileri örgütledi. Ve zamanı gelince Ruslara karşı bu işçileri kullanacak. Bu devlet sırrı. Siz nereden öğrendiniz bunları? Bunu sadece ben değil, Abdülhamit de biliyor. Reval'de masa kurulmadan yıkılır. Hayır. O masa kurulacak. Ve mülakatlar yapılacak. Abdülhamit, bu bilgiyi kullandığında işimiz bitmiş olacaktır. Ne yapabiliriz ki? Derhal Rus sefire gidip her şeyi anlatacaksınız. Elinizde büyük bir güç var. Tehdit edeceksiniz. Ya Reval'deki masaya oturacaklar ya da Bolşevikler isyan edecek. Şayet oyunda kazanırsanız para vermeden benim ortağım olacaksınız. Ben kumar oynamaya tövbeliyim. Teklifinizi kabul edemeyeceğim. Yazık. Siz de ticarette başarılı olacağımızı hem de oyunda çok keyif alacağımızı düşünüyordum. İyi rakip her vakit bulunmuyor. Bu bizim için çok cazip bir teklif. Lakin sana oyna diyemem. Ben bu vebali alamam. Sultanım, şehzademiz ailesinin rızkını kumarda yemeyecek. Para kaybetmeyecek. Güzel vakit geçirecek ve iş sahibi olacak. Vebal teşkil eden bir vaziyet yok yani. Şehzademiz yenilmekten korkuyordur belki. Asla. Korkmuyorum. Ben de cesur erkeklere hep hayran olmuşumdur. Pekala. Sizinle bir el oynayacağım. Harika. O zaman ben masayı hazırlatayım. Çok kârlı bir anlaşma yaptınız. Tebrik ederim. Sizden ricam. Bunların burada. Aramızda kalması. Tabii ki. Annem ya da daha kötüsü babam duyacak olursa bizim için hiç iyi olmaz. Hiç merak etme. Beni bir ateş bastı. Bir elimi yüzümü yıkasam iyi olacak. Ben size yolu göstereyim. Koridorun sonundaki kapı. Sizi burada beklerim. Beklemenize lüzum yok.
Naime? Sen miydin? Ne yapıyorsun burada? Kolyemin ucu kopmuştu. Onu aramaya indim aşağıya. Ya çok merak ettim. Bu kapının ardında ne var? Ne olabilir? Yani eski püskü eşyalar herhalde. Dönelim bence. Nesin Bey gizlice evini gezdiğimizi düşünüp rahatsız olabilir. Haklısın. Hadi. Haklı mısın dayı? Paraları kaçırıyorlar. Bu kasalar ne Tatar? Kuduz ilaçları. İtalya'ya gidiyor. Devletimizin yardımı. Çökelim ensellerini, alalım parayı. Ne tez canlısın be balam. Adamlar 20 kişi. Biz 5 kişiyiz. Cezlar nereye kayboldu ya? 25 kişiler. Heh, 25'e 4. Kevgeri döneriz vallahi. Beyim. Dayı. Beyim. Dayı. Söğütlü, sen burada bekle, arkamızı kolla. Halil Halil. Ne cüretle evime girersiniz? Siz kimsiniz? Ben Şehzade Mehmet Selim. Asıl siz söyleyin. Hangi cüretle kardeşimi kumar masasına oturttunuz? Kendi isteğinle oturdum bu masaya. Sen de buna göz yumdun öyle mi? Fena bir niyetleri yoktu. Sadece eğlencesini oynayacaklardı. Kumar eğlence değildir. Yürüyün buradan, gidiyoruz. Ne zaman istersem o zaman giderim. Sizi almadan buradan gitmem. Gözümün önünde kumar oynamana izin vermeyeceğim. Ailemle tanıştınız. Lakin tanıyamamışsınız. Bizler takva içinde yaşamaya çalışırız. Kardeşlerimle münasebetinizde bunu aklınızdan çıkarmayın. Paraları teslim edin develer. Ecelli oyun olmaz Halil Halit. Payitahtın dayısının ölme vakti gelmiş. Sakın ateş etmeyin! Ne yapıyorsun sen? Herkesin canı kıymetlidir. İndirin silahları. İndir. İndir. Ne yapıyorsun sen? Senin göremediğini görüyor demek ki. Sakın ateş etme. Her tarafımız gaz ya. Cayır cayır yanarız burada.
nankör köpekler. Yıktım onu. Aferin yegen. İyi iş çıkardın. Hay aklına kurban olayım dayım. Benim hiç aklıma gelir miydi gaz yağı dökmek? Ha, şöyle. Biraz pasımızı atalım değil mi? Çekil. Silahlarını bırak. Ya babam anlatırsa, ona nasıl izah edeceğiz bu durumu? Ne işin var senin burada? Nasıl buldun bizi? Esas siz benim suallerime cevap verin. Ne işiniz var sizin kumar masalarında? Sana hesap verecek değiliz. Babama hesap vermeyi mi tercih edersin ha? Hayır. Hayır, ne olur söyleme babama lütfen. Söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Lakin tekrarlanırsa, icap eden neyse onu yaparım. Tamam. Tamam, merak etme. Size zarar gelsin istemiyorum. Bu insanlardan uzak durun. Senin himayene muhtaç değiliz. Kendi kararlarımızı kendimiz alırız. Ne olacak şimdi? Kurduğumuz tertip boşa gitti. Mehmet Selim gelmeseydi halletmiştik. Lakin işimiz bu vaziyette zor. Mehmet Selim ayağımızı dolanacak gibi. Onu ayağımızın altından çekecek bir yol bulacağım ben. Bugün buraya bir elmas tüccarı gelmiş diye işittim. Siz mi davet ettiniz? Elbette ki hayır. Şivenez Hanım davet etmiş. Keşke benim de haberim olsaydı. Gelip ben de bakardım. Kim bilir ne güzel mücevherler getirmiştir değil mi? Kendisi her birinden sipariş etti. Üzerinde görürsünüz artık. Ya. Desenize yaşamayı iyi biliyor.
Seniha Sultan. Yaşamak ne zamandan beri gösterişe eşdeğer oldu ki? Ay Bihter kadın. Şivenaz bir kere varlıklı ve görgülü bir hanımefendi. Yani bunu takdir etmeniz gerekirken siz yeriyorsunuz. Sebebini anlayamıyorum doğrusu. Bakın ne yaptığı kendisini ilgilendirir. Lakin yaptıklarıyla çevresindekileri de etki altına almaya çalışıyor. Endişeniz Naime içinse onun da üstüne ziyadesiyle gidiyorsunuz ve bunaltıyorsunuz kızı. Yapmayın Allah aşkına Bihter kadın. Naime artık akıllı yetişkin bir kız oldu. Hünkârım, Rus ve İngiliz bürokratlar revaldeler. Reval mülakatı başlayacak. Ruslar İngilizlerin kendi iç işlerine müdahale ettiklerini öğrendiklerine göre toplantı başlamadan bitecek paşa. Kimler var heyette? İngilizlerden önemli diplomatların yanında Winston Churchill de var hünkâr. Gazeteci olan. Evet hünkâr. Lakin Boer Harbi'nde esir düştükten sonra İngiltere'de kahraman gibi karşılandı. Ardından da Muhafazakar Parti'den vekil seçildi. Güzel kurulmuş bir hikaye. Önce gazeteci olarak harbe git, sonra esir düş. Bütün ülke seni tanısın, sonra yıldızın parlasın. Peki Rus heyetinde kimler var? Sergey Vittel. Rus ekonomi vekili. Rusların İngilizlerle sadece toprak anlaşması yapmayacağı aşikardı. Sanayi hamlelerini finanse edemiyorlar. Lakin yaptıkları her şey kursaklarında kalacak. Gel. Hünkârım, İngiliz sefirinin Rus sefaretine gideceği malumatını aldık. İngilizlerin son çırpınışları. Bu genç diplomatı daha önce görmedim. Tecrübesi bu masa için kâfi midir? Takdim edeyim. Mr. Churchill. Müsaade ederseniz kendim takdim edeyim. Buyurun. İsmim Winston Leonard Spencer Churchill. Britanya İmparatorluğu adına Boer'de savaştım ve esir düştüm. Ülkeme geri döndüğümde politikaya atıldım. Muhafazakar Parti adına vekil seçildim. Ve şimdi de kralımızın takdiriyle bu masadayım. Aranızda en genç olarak da Osmanlı Devleti'nin paylaşım haritasını açıyorum. İki devletin de menfaatlerini koruyacağı bir paylaşım olmasını temenni ediyorum. Toplantı bitmiştir. Oturun. Birazdan masaya dönecekler. Anne. Seninle konuşmamız lazım. Ben bir kileri dolaşayım. Zülfet eksik gedik ne var onu çıkaracaktı. Söyleyin bakalım. Anne bunu bize nasıl yaparsın? Abimi Hafiye diye peşimize nasıl takarsın? Senin yüzünden itibarımız zedelendi, rezil olduk. Neden anne? Neden bu kadar çok üstümüze geliyorsun? Biz küçük birer çocuk değiliz artık. Bize hiç mi itimadın yok? Sen yalan söyleyen birine
İtimat eder misin Abdülkadir? Üstelik bu kadar kızmış olduğunuza göre abiniz sizi uygunsuz bir vaziyetin içinden çekip çıkarmış olmalı. Ne olduğunu bana da anlatmak ister misiniz? Sürekli ne yaptığımızı bilmek, öğrenmek istiyorsun. Her daim peşimizdesin. Bizi yalana sevk eden sensin. Bir hata yaptığınızı gördüğümde benden susmamı mı bekliyorsunuz? Belki senin hata diye nitelendirdiğin vaziyet bizim için doğrudur. Artık bize müdahale etmekten vazgeç anne. Naime de, Abdülkadir de avcumun içindeydi. Abileri gelmeseydi anlaşmayı imzalamıştık. Şehzade kardeşlerine de ailesine de çok düşkün biri. Tanıdığım kadarıyla da çok hassas. Tanıyor musun onu? Ne biliyorsun hakkında? Otur, anlat. Çok fazla bir şey değil. Sadece bana bir sırrını verdi. Lakin işinize yarayacağını sanmam. İstersen ona ben karar vereyim Zeynep. Eski zevcesi Handan Hanım kendini öldürmek için yerden aşağı atlamış. Çok şükür ki kurtulmuş. Ameliyat olmuş. Şehzade bir evde bakılmasını sağlıyor. Utancından ve kederinden herkesten saklamış bu durumu. Ama sana anlattı. Çünkü Handan Hanım'ın bakıma ihtiyacı var. Her gün gidip sargılarını değiştirip vaziyetini kontrol edeceğim. Söylediğim gibi, sizi çok ilgilendirecek bir malumat değil bu. Vaziyetin kendisi önemli değil. Haklısın. Ama sana itimat etmiş olması önemli. Nasıl? Onu etkileyeceksin Zeynep. Aklını öyle bir başından alacaksın ki senden başka bir şey düşünemeyecek. Anlayamadım. Onu kendine aşık edeceksin. Evlatların arasında babasına en yakın olan o. Abdülhamit'in siyasetine de hakim. Bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Hem Mehmet Selim'i kardeşlerinden uzaklaştıracağız. Hem de babasının ona söylediği her şeyi öğreneceğiz. Osman nerede? Tüydü herhalde beyim. Söğütlü Osman bu Tatar. Osman Gazi ile aynı pınardan su içmiş. Tüyer mi hiç? Camgöz nereye kayboldu? O zaptiyelere haber vermeye gitti. Söğütlü domlumdadır herhalde. Elleri kulaklarındadır. Gelirler şimdi. Paraları yükledik beyim. Ne yapalım, bekleyelim mi? İşimiz bitti Tatar. Biz alacağımızı aldık. Paraları derhal bankaya teslim etmemiz gerek. Gidelim. Bırakın paraları! Yapıyoruz dayı. Osman! Vatan mı? Canın mı? Vatan dayı. Bin Osman feda olsun. Siz parayı teslim edin. Aslan parçası.
Hünkârım, İngiliz sefiri Rus sefaretinde. Rus tarafının Reval'de masadan kalkmak üzere olduğunu işittik. Çarlık Rusyası temsilcisi Sergey Vitte Reval'de masadan kalkmış. Beni aşan hususlar. Bak sefir efendi, Reval'deki masa devrilirse altında biz kalırız. Ben ne yapabilirim ki? Madem harbi payitaht üzerinden yapıyorsunuz, derhal hükümetinize eğer Rus tarafı masadan kalkarsa Politov fabrikasında ve diğer Rus fabrikalarında işçi ayaklanmalarının olacağını söyleyin. İngilizler hamlemize haber mi aldı? Bu isyanın başlamaması karşılığında ve Bolşeviklerin hepsinin Rusya'ya iadesi karşılığında masada kalınacaktır. Ve Çin, Hindistan topraklarında Rusya'nın hiçbir hak iddia etmemesi kabul edilecektir. Rus sefirinin dahi haberinin olmadığı bir telgraftan İngilizlerin nasıl haberi olur paşa? Tekrar hoş geldiniz. Az evvel size gelen istihbarat bize de geldi. Ve masaya tekrar oturduğunuz için Bolşevikler bir isyan başlatmayacaklar. Dediğim gibi, iki devletin de menfaatlerini koruyacağı bir anlaşma yapacağız. Reval'de masa yeniden kuruldu. Anlaşma olacak.